Merhabalar Şahisen Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben güzel sanatlar mezunuyum. Hayatım boyunca doktor olmak isterken kendimi sanatın içinde buldum. İnsanlara yardım etmeyi çok seven bir yapım var. Bu arada eşim Sinan'la beraber olduk ve 8 sene sonunda evlendik. Güzel bir moda evi açtım evlendikten sonra Bağdat Caddesi'nde. Türkiye'yi tanıttım, ülkemi tanıttım birçok ülkede. Ve bunu Turizm Bakanlığı rica etti, gönderdi beni. Gerçek bir sanatçı olarak gördükleri için onlara da teşekkür ederim. Bu moda evi yolculuğunda hiçbir zaman aşkımı, sanatımı hiçbir zaman bırakmadım. Çok resimde çok kilometre yaptım. Türkiye'de birçok sergi açtım. En son sergim Napoli'de oldu. Napoli'deki sergimde de çok güzel övgüler aldım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Onun için son derece mutluyum. Evet. Peki biraz resimlerden bahsedelim. O zaman neyden esinleniyorsunuz? Ne tür resimler yapıyorsunuz? Zeynep Hanım, şimdi ben algıları veya nasıl söyleyebilirim, duyguları çok açık bir insanım. Birçok şeyi fazla alabiliyorum ve bunu da çok şiddetle, bazen çok şiddet şeklinde görülebiliyor. Renkler büyük patlamalarla ortaya çıkıyor. Bu duygular eskiden biçimle ortaya çıkıyordu. Şimdi çağdaş sanata daha yöneldim. Bu daha da beni mutlu ediyor. Çünkü bakan neye şiddet veya neye zevk, neye merhamet, o şekli anlayabiliyor. Onun için ben biraz da cinsellikle ilgili resimler yapıyorum. Onun için son sergimde biraz yurt dışına da açılmayı istedim. Bundan sonraki sergim de Amerika'da olacak zaten. Neden Türkiye derseniz, evet. Bu ara Türkiye'de nü çalışmaları veya cinsellikle ilgili çalışmalar pek hoş görülmüyor. Tabuları yıkamıyorum. Ben yıkmış olabilirim de bazı çevre yıkamıyor. O yüzden orada farklı bir bakış açısı oldu. Çok daha doğal, çok daha samimi alışverişlerimiz oldu sanatseverlerle. Onun için son derece güzeldi. Resimlerimde mutlaka bir Vivaldi vardır arkada ve o Vivaldi'nin esintisiyle ben uçar giderim. O günkü duygum neyse, yani bu varoluş merakı olabilir, aşk olabilir, sizin gözünüzün içindeki bir simsiyah bir görüntünün bir bana hatırlattığı bir duygu olabilir. Birçok şeyi duygu olarak alırım ve oraya da aksettiririm. Bazıları hiç ara vermeden yapıyor. Sizin öyle bir şeyiniz var mı, kuralınız? Ne kadar sürüyor bir tuvali bitirmek? Yani o tabii ki eşimi çok rahatsız eden bir şey. Uyumadın mı, uyumadın mı? Bazen sabahlara kadar. Dengesiz oluyor tabii ki o uyku sisteminiz. Ama maneviyatınız çok güçlü oluyor. Yani sanatla, renkle, aşkla, doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle yaşamak ve çeşmede yaşamak dünyanın en güzel şeylerinden biri. Bence bir lütuf. Doğayla, köpeğimle, eşimle, tertemiz bir havada ve sanatımla. İstanbul'un kargaşasından uzak yani. Onun için tatlı bir geçiş devresi içindeyiz eşimle birlikte. O yüzden çok mutluyum. Evet. Peki sergileriniz nerelerde oldu? İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de, o bölgelerde. Bunun dışında Arap ülkelerinde, Bahreyn'de, şimdi Napoli'de, birçok yerde, İstanbul'da birçok yerde zaten, hani tek tek saymayayım. Yani yaklaşık bir 20 sergim oldu. Evet. Bundan sonra daha da hızlanacak. Hani yavaşlamak değil de hızlanmaya doğru gitmeyi istiyorum.
Özellikle yurt dışı düşünüyorsun. Özellikle evet. Peki sektördeki farkınızı koymak için neler yapıyorsunuz? Diğer ressamlardan farkınız nedir? Hiç böyle bir kaygım olmadı. Hiçbir ressamın, hiçbir sanatçının da eserlerini özellikle incelemedim. Hiç kimseyi de hedef almadım. Kendime ait bir çizgim, bir yorumum olsun istedim. Her zaman da bunu korudum. Bu benim kendi şaheser biçimim çünkü. Hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmek istemedim ve farklılığı da sizler koyabilirsiniz ancak. Bir farkım varsa sizler bunu takdir edebilirsiniz. Evet. Yeni hedefler, yeni projeler olacak. Peki yeni sergiler gelecektir illaki. Nerelere düşünüyorsunuz? Şimdi Amerika'da New York'ta biz galeriyle anlaşmam var. Tahmin ediyorum 9 ay içinde o olacak. Bu arada bahsetmiştim size daha önceki sohbetimde de. Çok güzel yazıyorum. Yazıya da dökmeye evet. başladım. Senaryo da yazıyorsunuz. İki de senaryo yazdım. Boş kalan vakitlerde de senaryo yazıyorum. Çeşmenin büyüsü herhalde bu. Yani çünkü sessizlik var burada. Su sesi var. Evet. Deniz de çok güzel. Bu senaryolar tahmin ediyorum çok ilgi görecek. Hı hı. İkisi de çok ağır senaryolar. Duygularım fazla yoğundur. Onları da bir şekilde dile getirmem gerekiyor. Evet. Bunları da yazıya dökmeyi. Ya yazı oluyor, ya resim oluyor, ya da gerçekten dostlarımla büyük bir sevgi alışverişiyle oluyor. Dostlarım, yakınlarım, çok seviyorum insanları. Bu arada Napoli'den döndükten sonra çok güzel bir teklif aldım. Bir karma sergim olacak. Sergiye katılacağım. Hocalarımın da olduğu bir sergi. Niş Art'ın Bodrum'da düzenlediği bir karma sergi. 14 Temmuz'da başlıyor. Hepinizi beklerim. Çok güzel. Peki buradan izleyicilerimize neler aktaracaksınız Şaheser Hanım? İzleyicilerimize herkesin bir sanatçı olduğunu aktarmak istiyorum. İşini güzel yapan herkes sanatçıdır. Siz bana bakın ne kadar güzel gözle bakıyorsunuz. Siz işinizin sanatçısısınız. Teşekkür ederim. Ben izleyicilerimize de sevginin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmak isterim. Mutlaka ki biliyorlardır. Daha çok sevmek, daha çok heyecanlanmak, daha çok kokuda kalmak. Öyle bir laf kendi benden çıkmıştı. Ben bir kokuda esir kaldım diye. Yani aşkta kalmak, sevgide kalmak, izleyicilere sevin diyorum. Çok sevin ve çok bir şeyler yapmaya çalışın, heyecanlanın diyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Umarım bu heyecanınız izleyicilerimize de geçmiştir. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.